Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Konu konu yeni nesil sorularla matematik serisinde yaş problemlerini bitirdik. Şimdi ise sıra yüzde problemlerinde. Yine yeni nesil soru odaklı ilerleyeceğiz arkadaşlar ki zaten konseptimiz bu. Ve yeni nesil sorulara Nasıl yaklaşmamız gerekiyor YKS 2023'te? Bundan bahsedeceğiz. Sadece soruları çözüp geçmek değil. Sorular hakkında detaylı yorumlarda bulacaksınız bu videoda. Evet, hazırsanız, videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız dersimize geçebiliriz. Evet, önce ilk sorumuza bir bakalım. Bir satıcı var. 250 lira değerindeki ürünü satarak müşteriden aldığı 5 tane banknotun hepsinin 50 lira olduğunu zannediyor. Ama içlerinde araya sıkışan bazı paralar var. Müşteri dükkandan ayrıldıktan sonra paraları kontrol eden satıcı birbirine çok benzediğinden banknotlardan bir tanesini 50 lira yerine 5 lira olduğunu fark ediyor. Yani toplamda 50, 50, 50, 50, 50 250 alacağı yere bu adam fark etmeden 50, 50, 50, 50 bir tane de 5 almış. Yani 250 alması gerekirken bunun yerine 205 lira almış. Yani bu adamın ne kadar bir kaybı var? 45 lira bir zararı var değil mi? Buna göre satıcının bu alışverişteki ciro kaybı yüzde kaçtır diye soruluyor. 250 liralık bir ciro yapması gerekirken bunun bundan 45 lira daha eksik yapıyorsa yüzde kaç kaybı vardır? Yani 250'de 45 kaybı varsa yüzde kaçtır bunun kaybı? Bunu hesaplamamız gerekiyor. Artık çok basit devamı. Yüzde %45'i çarpıp 250'ye böldüğümüz takdirde bunu bulabiliriz. Bu da bize 100 çarpı 45 bölü 250'den gelir. Eşittir x diyeceğiz. 50'ye böldüm 2, 50'ye böldüm 5, 5'e böldüm, 5'e böldüm. Burası da 9 geldi. 2 çarpı 9 bize cevabı verir. Yani cevabımız 18 olacaktı. Şimdi yeni nesil soru e, mantığıyla burada sevgili arkadaşlarım banknotlar verilmiş bizlere. 50 ve 5 liralık banknotlar verilmiş. Biz şekli kullanmadık çözerken. Burada sevgili arkadaşlarım. Bunu bir hikaye tarzında düz yazı biçimde de verebilirdi. Biz o düz yazıyı okuyarak da bunu anlayabilirdik. Tamam mı? Şimdi e, hep bahsettiğimiz olay YGS, LYS hatta ÖSS soru tiplerinden e, sevgili arkadaşlarım çok fazla değişkenlik göstermedi problemlerde yenilisi sorular. Sadece ama sadece şekil kullanarak çözdüğümüz sorular vardı ki bu da bir tane kullanmadığımız sevgili arkadaşlarım şekli kullanmadığımız bir soru oldu. İkinci sorumuza bakalım. Bir mağazada alışveriş sırasında birim fiyatı aynı olan belli adet ürün için alıcı demiş ki ya kardeşim sen bana güzel şöyle temizinden bir %20 indirim yap demiş. Yüzde %20 indirim talep ediyor. Yani mesela 100 lira tuttuysa 80 lira al benden diyor. Satıcı da diyor ki iyisi mi diyor Yüzde %20 indirim yapmayın ben sana. Bunun yerine 5 adet ürünün parasını almayayım demiş. İnan bana daha karlı olacaksın. Pekala satıcı doğru söylediğine göre satın alınmak istenen ürün adedi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şöyle diyor e, her 5 tane üründen bir tanesinin fiyatını alma demiş adam. Alıcının isteği bu. Yani ben 5 tane aldıysam birinin fiyatını alma diyor. Buna demek 100 tane aldıysam 20'sinin fiyatını alma. Yani %20 indirim talep ediyor aslına bakarsan. Satıcı da bunun yerine demiş ben senden 5 tane ürünün fiyatını almayı vereyim demiş. İnan senin için daha kar olacak. Yani %25 indirimden %20 indirimden daha karlı olacaksın demiş. Yani 1'e 5 ise 5'e 25 olur. Adam 25 tane almış olsa bunu bunun içinde 5 tane ürünün fiyatını ödemese %20'den daha karlı olabilir mi? Olamaz. Çünkü şu an %20 indirim yapmış olur. Peki daha karlı olabilmesi için ne gerekiyor? 25 değil daha az bir ürün satın almış olması gerekiyor ki. Mesela 20 tane alıp 5 tanesini ödemese %25 indirim kazanmış olacaktı. Böylelikle daha bundan daha az olması gerekiyor cevabın. Eşiklerde 25'ten daha az olan tek bir cevap var. O da A seçeneğindeki 24. İşte yine e, işlem yapmadan sorunun temel mantığını kavrayarak çözdüğümüz bir soru. Ciddi anlamda işlem yapmadık. Burada yaptığımız tek işlem buradaki oran orantı mevzusu. Evet, devam ediyorum 3. sorumla. Aşağıda bir internet sitesinde bir kitabın satış fiyatı ve satış adetleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu fiyat ve satış adetleri ile bu üründen internet sitesinin toplam karı 1200 lira olmakta. Şimdi bakalım. Normal fiyatı bunun X lira, indirimli fiyatı 24 lira, 200 tane de satılmış. Şimdi yayınevi 3-4-5 aynı gün kargo ile gönderiliyormuş ürünümüz ve kar ne kadar arkadaşlar? 1200 lira. Şimdi ben şöyle derim. 1200 lira kar varsa toplam 200 tane ürün satılmış eşittir 6 TL karı var. Bak 6 lira karı var. Bu ne? Ürün başı kar. Şimdi fiyatına 24 lira. O zaman ben 24'ten 6'yı çıkarırım 18 lira. Bu kitabın maliyeti 18 lira. Tamam maliyet 18 lira satıldığı takdirde de bu fiyattan satıldığı takdirde de 6 lira kar olmuş. Pekala eğer internet sitesi normal fiyattan %10'luk indirimle aynı adette bu kitaptan satsaydı yapacağı toplam kar 1800 lira. Şimdi hemen 1800'ü 200'e bölelim. Bu da bize 9 TL'yi verecektir. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. 18 liranın üzerine 9 TL ekleyeceğiz. Ürün başı karı 9 lira bulup bu sefer. Toplam 27 TL olacak. Bu ne demekmiş? Şuradaki normal fiyattan %10 indirimli fiyatı 27 liraymış. Yani %90'ı %10 indirimli olunca %90'ını ödüyoruz biliyorsun. %90'ı 27 TL ise diyeceğiz biz. %100'ü yani burası bize eksi verecek normal fiyatı kaçtır diye sormamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. 9'a 10'a böldüm 9 10'a böldüm 10 içler dışlar yapacağız. 10 kere 270 bölü 9 eşittir 30 yapar. Bu da bize eksi verir arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Tamam yani Tam olarak bir yeni nesil soru olduğunu söyleyebiliriz. Tam anlamıyla, her e, anlamıyla bir yeni nesil soru olduğunu söyleyebiliriz. Sebep, çünkü burada güzel biçimde, gayet açık biçimde, herkesin anlayacağı türde bize görseli vermiş. Bu görsel olmadan soruyu çözemiyoruz. Bu görsel gayet açıklayıcı. Daha sonrasında e, metin kısmında anlamamız gereken yerlerde gayet sade ve anlaşılır bir dille anlaş anlatılmış. İki türlü şey uygulatıyor bize eğer bu olsaydı 1200 lira eğer bu olsaydı 1800 lira olacaktı diye iki farklı işlem uygulatıyor bize tam olarak ÖSYM'nin gözettiği konuları bu soruda ele almış arkadaşlar. Dördüncü sorumuz bu sayfadaki son sorumuz bu arada. Şimdi bir mağaza 500 lira üzerinde alışveriş yapan müşterilerine toplam tutar üzerinden %20 indirim yapıyor. Bu mağazadan yani mesela şöyle diyelim 520 liralık bir alışveriş yaptım %20 indirim kazanıyorum. Şimdi bu mağazadan gün içinde nehir fiyatı 500 liradan fazla olan bir ürün. Nehir 500 liradan fazla bir alışveriş yapmış ve bir de sevgili arkadaşlarım gül var o da 500 liradan daha az olan bir ürün satın almış. İki ürünün indirimsiz fiyatları toplamı 1080 lira. Yapılan indirimle Gül ve Nehir kasaya aynı tutarda ödeme yaptıklarına göre Gül ve Nehir'in aldığı ürünlerin indirimsiz fiyatları arasındaki fark kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi şöyle ikisi de bakın yapılan indirimle beraber Gül ve Nehir kasaya aynı tutarda ödeme yapıyor. Şimdi varsayalım ki Nehir 100x'lik bir alışveriş yapmış olsun ki bu 500'den fazla. Daha sonrasında indirimle beraber ne kadar ödeyecek 80x ödeyecek %20 indirim kazanmıştı çünkü Gül direkt olarak 80x'lik bir alışveriş yapıyor demek ki bu 80x 500'ün altına düşürüyor bu fiyatı Pekala Bir de sevgili arkadaşlarım burada iki ürünün indirimsiz fiyatları toplamının 1080 lira olduğunu görüyoruz Birinci ürünümüz 100x'ti İkinci ürünümüz ise 80x'ti. Bunların toplamı 180x yapar ve indirimsiz fiyatlarıdır. Demek ki bunların da toplamı 1080 imiş. Daha sonrasında ise ben burada x'i elde edebilirim. X'imiz burada 6 gelir arkadaşlar. Şimdi Gül ve Nehir'in aldığı ürünlerin indirimsiz fiyatları arasındaki fark. Biri 100x'ti öteki 80x indirimsiz fiyatlar arasındaki fark 20x'tir. E ben x'i 6 bulduğuma göre 20 çarpı 6'dan cevabı da söyleyebilirim. O halde cevabımız 120 lira olacaktı. Yani doğru cevap D seçeneğiydi diyebiliriz sevgili gençler. Bu soru TYT'ye has bir soru mu veya MSÜ'ye has bir soru mu? E, hayır değil. Bu soru YGS, LYS döneminde de sorulsa e, kimsenin e, itiraz etmeyeceği, ÖSS'de de sorulsa kimsenin itiraz etmeyeceği bir soruydu sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. 5. sorumla 60 gram. Sarı renk boya. Çok güzel bir soru. Aşırı güzel bir soru. A gram mavi renkte karıştırılırsa elde edilen yeşil rengin %25'i sarı renk oluyor. Şimdi şöyle A mavi var ve 60 gram sarı var. Bunlar karıştırılınca %25'i sarı oluyor. O zaman %75'i de tabii doğal olarak mavi olacaktır. Ben bu A'yı hesaplayabilirim. Çünkü 75-25'in 3 katıysa 60'ın 3 katı 180 de bize mavi verecektir. Demek ki A burada 180. B gram mavi, B mavi ve yine 60 gram sarı karıştırılınca bu sefer %20 oranında sarı elde ediyoruz. O halde %80 oranında da mavi olur. Bu bunun 4 katıysa demek ki 4 katı 240 bize maviyi verecektir. Yani B 240'mış. B eksi A gram yani 240'tan 180'i çıkardık 60 gram mavi. Ve yine elimizde 60 gram sarı renk vardı. Bunlar karıştırılınca %X'i sarı renk yapıyor. Bunlar yarı yarıya karışıyorsa o zaman %50 sarı oluşur ve %50 de mavi oluşur diyebiliriz. X kaçtır diye soruluyor. Demek ki bu %X. Bakın soruyu okurken çözdük. Cevabımız E şıkkı olacaktı. Yani burada önemli olan soruyu bütünüyle görebilmek de mühim. Çünkü soruda burada A gram mavi diyor. E şimdi A gram mavi diyorsa ben bu mavinin miktarını yani A'yı hesaplamam %100 gerekecek. Dolayısıyla e, hesaplamadan olur mu olmaz. E, dolayısıyla sevgili arkadaşlarım ben burada bunları yazarken A'yı hesapladım. Burada B gram mavi diyor B'yi de hesapladım. E, zaten B eksi A'yı da bulmam gerekecek. Dolayısıyla B eksi A'yı zaten soruyu okurken hesapladık. 240'tan 180'i çıkardık 60 oldu. Ve Bunlar karışınca da %X oluyormuş. E sayılarda muhteşem geldi. 60'a 60. 60'a 60 ise 60 50-50'dir. Yani %50-50'dir. Dolayısıyla sarı miktarına yüzde %X dediyse e bu X %50 olacaktır, 50 olacaktır. E, Mavi sorsaydı yine cevap değişmeyecekti. 50 olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum 6. soruma. Şimdi demiş ki tabloda eşit miktarda olan ABC karışımlarının, bakın eşit miktarda bunu unutmayın. Karışımlarının içindeki X, Y, Z maddelerinin karışım içindeki oranları gösterilmiş bize bu üç maddenin he, her biri eğer karıştırılırsa karışımın içindeki madde miktarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisi olur? Şimdi şöyle. E, X, e, Y ve Z maddeleri sevgili arkadaşlarım eşit miktarda e, ABC, o eşit miktardaki ABC karışımlarının içerisindeki miktarlar verilmiş. Yani o zaman bu da 100 X'tir örnek veriyorum. Bu da 100 X'tir, E bu da 100 X'tir diyeceğiz tamam mı? Şimdi ben bunların her birini karıştırıyorum. Mesela burada sevgili arkadaşlar. X, Y, Z için A maddesinin içerisinde %10x var. E burada %35, burada %50. O zaman ben 10x, 35x, 50x diyebilirim. Ve ben bunları topladığım takdirde 95x kadar, bir e, 95k kadar diyelim. 95k kadar, x kullanıldığı için şunlara k diyelim. 95k kadar bir x olur bu karışımda, üçlü karışımda. 50, 15, 65 yaptı. 25 daha 90k kadar da sevgili arkadaşlarım y olur. 40, 50, 90, 25 daha 115, 115K kadar da Z maddesi olur. E burada şimdi 300K'lık bir karışım var. Bu 300K'lık karışımın 115K'sı Z, 95K'sı X, 90K'sı da Y olduğuna göre büyükten küçüğe doğru ben bunları Z büyüktür, X büyüktür, Y biçiminde sıralayabilirim. Z, X, y. okunuş olarak Z, X, y. Bizim cevabımız olacaktı doğru cevap C seçeneğiydi. Burada önemli olan eşit miktarda demesi. Eşit miktarda demesiydi bu soruyu bu şekilde çözemezdik buna dikkat ediyorsun. Tamam? İnanılmaz derecede dikkat etmen gereken bir şey. Şimdi sen bu soruyu mesela sınav esnasında o heyecanla, o e, sınavın o tatlı stresiyle, tamam mı? Okurken şu kısmı kaçırdığın an bu soruyu istediğin kadar oku bu kısmı. Anlayamazsın. Dersin ki ulan bunların ne kadar olduğunun bir önemi yok muydu falan diye düşünmeye başlarsın. Ama aslında bakarsan burada veriyor. Dolayısıyla sorunun başındaki şu kısım, o 2-3 satırda verilen kısımlar her daim bizim için çok önemli. Burayı okumadan ...atlamıyorsun, zıplamıyorsun tamam mı? Şimdi ikinci sayfamızın sağ tarafındayız. Yedinci soruyu çözeceğiz. Ee, yine çok ama çok beğendiğim bir soru. ÖSYM için aslına bakarsanız bir tık ağır olan bir soru. Eğer ÖSYM problemlerin içerisine bir tane böyle eleyici bir soru koyarsa... ...o soru bu soru olabilir arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Yağ oranı %1 ile %2 arasında olan sütlere yarım yağlı tanımı getiriliyor. ...aşağıdaki iki şişe sütün etiket kısımlarında yağ oranları da gösterilmiş. Şimdi burada yağ oranı %1.2, yağ oranı %3'müş arkadaşlar. Birinci ve ikinci şişeler belli. Şimdi birinci şişenin net ağırlığı belliyken... ...ikinci şişenin net ağırlığı burada etiket yırtık olduğu için görünmüyor. Hande bu iki şişenin tamamını bir kaba boşaltıyor. Oluşan yeni karışımdaki tanım yarım yağlı süt tarifine uyduğuna göre... Yani yarım yağlı süt tarifi neydi? %1 ile 2 arasında oluyormuş karıştırılınca bunun yağ oranı. Pekala. İkinci şişenin toplam süt miktarı bu, bu, bu. Hangi dil olabilir diye sormuş. Şimdi şöyle diyeceğiz bak. Ben burada yağ oranının %1,2 olduğunu biliyorum. 1,2 yağ oranından 2 litre kadar var. Artı %3 yağ oranından da burayı bilmiyoruz x diyelim x kadar var. Ve toplam bu iki şişenin ağırlığı da x artı 2 olacaktır. İşte bunun ben yüzde 1 ile 2 arasında olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 1 ile 2 arasını ben bunu sıkıştırırım. Her birine zaten bölü 100 bölü 100 yazmama gerek yok. E şimdi buna da yazacağım buna da yazacağım ve bunlara da yazacağım bölü 100'ü. Bu yüzleri 100 sadeleştirebiliriz deyip daha sonrasında bir de 100 sadeleştirmeye uğraşacağız. Ne gerek var? Şimdi eğer durum buysa bu x artı 2'yi şu kısma çarpım olarak gönderirim. x artı 2 küçüktür derim. Şurası 2,4 artı şurası da 3x zaten. Şimdi x'i bu tarafa gönderdim 2x. 2,4'ü diğer tarafa gönderdim eksi 0,4. Aynı da aynı. Yanlış bir işlem mi yaptık? Hayır. Senin burada x'in pozitif olduğunu bildiğin için burası daima zaten eksi 0,4'ten büyük olduğu için ben buraya işlem yapmayacağım. X her şey olabilir diyeceksin. Daha sonra ikinci işleme geçeceksin. İkinci işlem ne? Şu x artı 2, 2'nin yanına çarpım olarak göndereceğiz. Böylelikle 2,4 artı 3x bu sefer küçüktür. 2x artı 4 olacak. Bununla bunu çarptım. Şimdi 2,4'ü bu tarafa attım 1,6. 2x'i bu tarafa gönderdim x. Yani x'in 1,6'dan daha küçük olması gerekiyormuş. Eşiklere bakıyorsun öncüllere bakıyorsun. 1,7 var gitti. 1,6'dan küçük olması gerekiyor. E 1,6 var 1,6'dan küçük mü bu? Hayır. Bu da olmaz. Demek ki 1.5 sadece 1 virgül altından daha küçük olan değer. Ve bu da bize cevabı veriyor. O halde cevabımız E şıkkına konulmuş. Az daha göremiyordum. Yalnız 1 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle artık son sorumuzu görmeye de hak kazanmış oluyoruz. 7. soruyu çözerek. Şimdi kafa karıştırıcı bir soru. Bak aslında çok basit bir soru. Yani inanılmaz basit ama kafada karıştıran bir soru. Dolayısıyla iyi dinliyorsun. Burada ee, sayı olmadığı için bir kafan karışır. 2. X var, Y var, Z var, M var. Bunlar karıştırılıyor. Y maddesinin oranı soruluyor falan filan. Şimdi iyi dinliyorsun. Tabloda X, Y, Z maddelerinin gram cinsinden miktarları gösterilmiş. X'ten bu kadar, Y'den bu kadar, Z'den bu kadar var. Tamam. Buraya kadar kafa karıştıracak bir durum yok. Gösterilen miktarlarda karıştırılan X, Y, Z maddelerinden oluşan homojen karışımdan M artı 3 gram alınıyor. Kafayı karıştıran yer burası. Şimdi bak iyi dinle. Bu kısımda 2M artı 5, M, artı 2 ve M artı 1 bunları toplarsanız 4M artı 8 kadar bir karışımımız var. Şimdi bu karışım sevgili arkadaşlarım homojen bir karışım. Bu karışım homojen bir karışım. Ve ben bu karışımın içerisinde M artı 3 gram bir karışım alıyorum. Alınan bu karışımdaki Y maddesinin oranı yüzde kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada Y maddesinin oranını değil Y maddesinin miktarını sormuş olsa Bak o zaman daha zor bir soru olurdu. Oranını sorduğu için çok basit. Sebep? Çünkü arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz örnek veriyorum karışık meyve suyu içiyoruz. Ve e, bu atom falan dediğimiz meyve suları var. Ondan içiyoruz varsayalım. Şimdi bu meyve suyunun içerisinde eğer %2 oranında şeftali varsa... %2 oranında şeftali olduğunu düşünelim. Ya da şeftali demeyelim. Bazen onlara böyle alerjisi falan olanlar oluyor. Tiki falan olanlar oluyor. Şeftali demeyelim. Silerim. Özür diliyorum. Ee, rahatsız olanlardan. Portakal var diyelim. %2 oranında portakal var. Şimdi güzel kardeşim benim. Bu e, şişedeki 1 litrelik şişelik şişe olarak varsayalım. 1 litrelik bir karışım. Ve bunun %2'si portakal. Şimdi sen bu 1 litreden gidip bir bardak bak Miktar belirtmiyorum ha. Yani bir bardak da ne bardağı olduğunu bilmiyoruz. 400 mililitrelik bardak da olabilir. Kahve fincanının bardağı da olabilir. Çay bardağı da olabilir. Su bardağı da olabilir. Olabilir de olabilir. Ve o bir bardak mesela 200 mililitrelik bardaklar ve standart. 190'ını da doldurmuş olabilirsin. Taşırmış da olabilirsin. Ama bir bardak alıyoruz. Şimdi ben bu bir bardak aldım ya. Bu karışım homojen bir karışım olduğundan benim bir bardağımın içerisindeki portakal miktarı da %2'dir. Çünkü homojendi karışım. Bu karışımın her yerindeki. Sen bu karışımdan tuttun bir damlacık bir e, meyve suyu aldın. Bu meyve suyunun içerisindeki portakal miktarı da %2'dir. O bir damlanın içerisindeki miktar da %2'dir. Oran da %2'dir portakal oranı. E, Dolayısıyla sen şimdi burada M 3'ün ne olduğunu bilmene gerek yok. Burada Y maddesinin... Yüzdesi önemli bizim için. 4M artı 8 homojen bir karışımın M artı 2'si Y maddesi ise. E şimdi düşün. Bu Bunun kaç katı? 4 katı. Yani M artı 2. Yani Y maddesi tüm karışımın %25'i. E sen şimdi tuttun M artı 3 e, miktarda gram. Bir karışım bu karışımın içerisine söktün aldın. Onun içinde de 25 Y maddesi vardır. Yani cevabımız B seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. Ee, bu soruda. Evet 8. sorumuza çözdüğümüze göre iki sayfalık çözümümüzü tamamladık. Toplam 8 tane soru çözdük birbirinden güzel ve bu sorularla sevgili arkadaşlarım artık ben şunu söyleyebilirim ki Yeni nesil bir soru çıktığında karşına nasıl yaklaşman gerektiğini de öğrendin yüzde problemlerine. İnşallah sınavda da karşına çıktığı takdirde çat diye çözebilirsin. Ee, en ufakta bir katkımız olduysa ben kendimi çok gururlu hissederim açıkçası. Evet arkadaşım bir diğer videoda görüşürüz. bir diğer videomuz yine problem olacak. o video yayınlandığında da yine anlarsın nasıl sorular çözmemiz gerektiğini. Ya 8 veya 12 soruluk bir video olacak. O videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.